Sessizlik, bir dostun yanındaki sessizlik, hiçbir şey değişmez. Bazen güvendiğin arkadaşın yanında sessizce oturursun ya, konforlu sessizlik denir buna. Huzur duyarsın onun yanında. Onun yanında rol yapmana, onun yanında kendini korumana, onun yanında kendini başka biriymiş gibi göstermene gerek yoktur. Dostluğun değeri bu sessizliktedir. Beraber yan yana oturursunuz, biriniz televizyon seyredersiniz, biriniz gazete bakarsınız. Dostluk burada ortaya çıkar, sessizlik anında. Hatırlayın, vardır böyle dostlarınız. Onlara iyi sahip çıkacaksınız. Şimdi Elvan ve Zuhal gelecekler, bir alkışlayalım. Buyurun. Bu da anlamlı bir sessizlik mi? Çene böyle, çene. Bak, anlamlı bir sessizlik mi? Bak. Susamıyorum. Dost nedir dost? Anlat bakayım dost. Dostun tanımını yap. Ben sessizliktir dedim. Birisiyle beraber sessiz sessiz oturabiliyorsan o dostundur. Böyle bir tanım yaptım. Yanlış mı düşünüyorum? Çok doğru. Görüşmeseniz bile yüreğinizde sıcaklığınızı hissettiğiniz kişidir bence. Efendim. Elvan, ilk defa senden daha matah bir şey söyledin. Ne yapacaksın? Olsun, sevinirim ben de. Dost bir anlamda bizim yarımızdır aslında. Ben bir tane değilim. Ben şu an yarımım. Diğer yarım bir başka arkadaşım içinde çarpıyor. Onun içindeki Zuhal dost. Onun içindeki ben ve bir bütün dostluk. Benim için derin biraz anlamı. Peki. Çok mu şey oldu? Ağır oldu. Evet. Sağlam tutmak lazım. Peki, tamam, teşekkür ederim. Teşekkür. Sağ olun. Bugün benim kızımın yaş günü. Çok şeker. 5 yaşını bitirdi. Biraz evvel onun doğum gününü yaptım. Çok çok güzel, böyle güzel oyunlar hazırlamışlar falan. Bana sundular, çok mutlu oldum. Biraz evvel de böyle bir mum yaptık, söndürdük falan. Evde bir toplantı yaptık, çok güzeldi, evet. Şimdi insan kızını tabii büyüdüğü zaman vermek istemiyor sağa sola. Yani damat seçiminde. Tabii insan diyor ki, kimmiş şu adam, bir gelsin bir elimi öpsün falan. Ama hakkıdır babanın. Şimdi babanın bazı hakları var. Fakat şimdi bazı hakları bazı babalar böyle ifrata kaçırıyorlar. Kız sanki bunların malı gibi. Kimmiş diyor. Kimmiş adam? Gelsin bakayım. Ya adam mesela mühendis olsa, pilot olsa, yani Bill Gates olsa, dünyanın en mühim adamı olsa. Bu mu? Resim budur hep devamlı. Bu mu istiyor? Evet baba, işte bu istiyor. Olmaz. Direkt olmaz derler. Ya baba, işte yakışıklı çocuk, ne olmaz yani? Olmaz, bunun bir gıcık tarafı var, ben biliyorum. Şunu biraz kulağı uzun falan bir şey değil. Bir şey bulurlar yani. Bu programda, şimdi birazdan seyredeceğimiz programda babamız bizim kızımıza bir fiyat biçiyor. Diyor ki size kızı veririm ama takısını diyor şey yapacaksınız. İşte şöyle isterim, böyle isterim falan. İflahını kesiyor yani damadın. Bana öyle anlattılar, bilmiyorum. Şimdi birazdan dinleyeceksiniz. Aman o kızı alacağım diye hikayesini anlat anlat işte. Nişan şöyle olsun, büyük olsun, takısı böyle olsun, ev şurada oturun, bilmem bir şart şurt. Yani uzun bir hikaye dinleyeceksiniz. Bakalım mesajı varsa bir dinleyelim bakalım ne anlatıyor delikanlı. Buyurun. Zülfiye, bana geri dönmeni istiyorum. Sensiz hayatın bir değeri olmadığını anladım. Sensiz hayat çekilmiyor. Bana geri dönmeni istiyorum. Seni çok seviyorum. Bu yakışıklı delikanlıyı Zuhal getiriyor. Bir alkışlayalım efendim.
Haksız değilim değil mi? Haklısınız. Bazı kayınpederler, yani ne ağzımızdan kuş tutsak beğendiremiyoruz kendimizi. Ne gibi şartlar istediler? Ya şimdi olayın, yani bizim birleşmemizi hiçbir zaman istemediler. Hatta başından beri, yani durum ciddiye binelden beri istemediler. Yani vermemeleri için her şeyi yaptılar. Bütün zorluğu gösterdiler. Ama ben onun için hayatımı verdim ya. 6 sene boyunca, 4 sene biz Kütahya'da kaldık. 4 sene boyunca ben yani canımı dişime taktım. Yasından hakkını, evet. Daha iyi, daha şey olması için yani. Her konuda ne olursa olsun. Sonuçta dedim, sevdiğim kız dedim, ileride evleneceğim, yuva kuracağım. Her konuda onun en iyi yani olması için her şeyi yaptım. Yani bütün fedakarlıkları yaptım. Ama ben askerdeydim. Askerden geldim, isterttim. İsterttikten sonra işte olay şey, takılara falan geldi. Anlattım zaten onu. İşte. Takılar meselesini bir anlatsana. Ha, takı şimdi her memleketin bir yöresi, töresi var kendine göre. İşte şu olacak, bu olmayacak. İşte takılara geldi. Yani istenme olayı bitti, takılara geldi. Dedi 10 tane dediler, Adana burma olacak. Set takımı olacak. İşte büyük nişan olacak. Biz büyük nişanı tamam dedi, set takımı tamam. İşte 10 tane bileziği pazarlığına girdik biz. Dedi 6 taneye indirdik bileziği. Tamam dedik, işte 2 hafta sonra yüzükler takıldı. Birkaç ay sonra düğün olacak, şey, büyük nişan olacaktı. Büyük nişan olacağı gün işte babam hastaneye gitti. Hastaneye gittiği gün biz, yani ben babamı kaybettim. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Yani babamı kaybedince insan yani biraz şuurunu, psikolojisini kaybediyor. Yani ne yaptığını bilemiyor gibi bir şey. O zaman çalışıyordum, Başak Sigorta'da çalışıyordum, Ziraat Bankası'nın. Ama insan yani böyle şeyleri kafaya takınca ve çalışamıyor, böyle dağılıyor. Neyi aslında kafaya takıyorsunuz? Ya kızı kafaya takıyorum. Yani babam gitmiş bir taraftan. Kız desen öyle zorluk gösteriyorlar. Yani ben telefon açıyorum, telefonlarım benim dinleniyor. Niye? Kız tarafı dinliyor telefona, telefon paralel. Niye dinliyor? Yani ne bir ailesi biraz... Ya dinleyip de ne oradan şavullayacaklar yani? Nasıl? Dinleyip ne elde edecekler sence? Bilmiyorum. Yani ben de bilebilsem onu... Yani bizi maksat konuşturmayacak. Sen de ona göre konuşsaydın. Ya senin annen ne kadar tatlı bir insan biliyor musun falan. Madem dinliyorlar. Yani işi barışa vurmak lazım. Madem ya dinliyorlar. İşin barışı de... olması için her şeyi yaptım. Elimden geleni yaptım. Elimden gelen her şeyi yaptım ben. Ya ben bilmiyorum. Ben böyle aile görmedim yani. Geri görüşlü bir aile görmedim. Allah. Gerçekten görmedim yani. Yani kız, ben kızı hala şu anda seviyorum. Yaklaşık bir seneden beri görüşmüyoruz biz onunla. Ama yani bu olayda kesinlikle yani Zülfiye, yani Zülfiye'nin hiçbir suçu yok, zerre kadar suçu yok. Kız resmen yönlendirildi. Bir dinleyebilir miyiz hanımefendi ne diyormuş, bir görelim bakalım, buyurun. Bize başvurda bulunan Necati Öztürk 7 aydır ayrı olduğu nişanlısı Zülfiye Hanım'la tekrar bir araya gelmek istiyor. Biz şu an Zülfiye Hanım'ın iş yerinin önüne doğru ilerliyoruz. Az sonra gidip kendisine nişanlısından gelen mesajını izleteceğim. İyi günler Zülfiye Hanım, siz misiniz? Merhaba, nasılsınız? Biz Kanal D Film bir programından geliyoruz. Bir mesaj getirmiştik size izlemeniz için. Bir dakikanızı ayırır mısınız bize? Buyurun. Kimden geldiğini tahmin ediyorsunuz herhalde. Evet, Necati'den. Evet, bir izleyelim isterseniz. Zülfiye, bana geri dönmeni istiyorum. Sensiz hayatın bir değeri olmadığını anladım. Sensiz hayat çekilmiyor. Bana geri dönmeni istiyorum. Seni çok seviyorum.
Şu bizim kameranın ettiği laf var ya, sizin kamerayı etmişsiniz. Bu lafı kendiniz direkt ona niye etmediniz? Yanına gidip de mi? Yok, telefonda falan. Yanına da gidebilirdiniz. Ya şu Türksel binasına gidebilirdiniz bizim kız gibi, Zuhal gibi. Ya çok düşündüm, Alaşehir'e gitmeyi çok düşündüm. Gerçekten oraya yerleşmeyi de düşündüm. Bundan habersiz falan, yani onu göreyim, tekrar beraber olayım falan diye. Çok düşündüm. Ama gidemedim yani. O bizim arada yani ailesinde, yani dedim ya kızın hiçbir suçu yok. O ailesinde yaşadığımız olaylar falan, soğudum ben resmen. O şehirden soğudum resmen. Ben yani son artık buraya başvurdum, film gibiye başvurdum. Ama geç kalmışsın ya, bir sene geçmiş arada. Yani kendimi toparlamam da bayağı zor oldu zaten. Anladım. Ayrıldıktan sonra. Gelmesini çok isterdim. Gelirse büyük güzel sürpriz olur. Ya tabii gelirse iyi olur ama yani gelmezse bundan sonra artık benim ona karşı yapacağım hiçbir şey yok. Yani hayatıma yeni bir çeki düzen vermem lazım. Film gibi diyorsun, son merdivende. Evet. Babanız öldükten sonra neler oldu? Bununla aramda mı? Hı hı. İşte babam öldükten sonra işte bu nişan meselesi vardı. Biz dedik aile arasında, bunun akrabası bizim Kütahya'da, halası var. Anlaştık, dedik yani nişanı kaldıralım, nişan yerine düğün yapalım dedik. Gidelim Alaşehir'e, konuşup kendi aramızda anlaştık, gittik Alaşehir'e. İşte bu konuyu açtık. Babası dedi, yok dedi, ben öyle şey kabul edemem dedi. Dedi, nişanı yapacaksınız dedi. Nişan yapmazsanız 1,5 milyar para isterim sizden dedi. Bizden. Düşündüm, tamam dedim ben, verelim 1,5 milyarı. İşte vereceğiz. Yoncalı'da Kaplıcalar, belki duymuşsunuzdur bilmiyorum. İşte oralarda tarla vardı, satılık. Biz onları satıp düğünü, hepsini çıkartacaktık. Ama tam kriz dönemi olduğu için satamadık zaten. Almak isteyenler hep çok ucuz fiyata almak istedi. Babası da hiçbir şey söylemiyor. Yani annesi babası, yani birleştirelim bunları demiyorlar. Hep işin olumsuz tarafına gidiyorlar. Annesiyle babası. Ve sonra? Sonra yani onlar satılmayınca bunlardan tepki gelmeye başladı. Niye yapmıyoruz, niye etmiyoruz falan gibi. Ben de kızdım yani. Gerçekten kızdım. Yani ne parası istiyor? 1,5 milyar. Hangi devirdeyiz? Kaç senesi bu? Daha bir sene oldu işte. Ya 1,5 milyar çok bir şey değil. Ama orada ben resmen bizi enayi yerine koyuyor. Yani açık 1,5 milyarı isteme şekli kötü belki. Evet, isteme şekli kötü. Ben öğrendim daha sonra eşlerinden, dostlarından. Yani maksadı bizi zora sokmakmış. Ya öyle bir para da istemiyor aslında. Yani. Allah Allah, ne acayip şeyler oluyor. Ya benim zaten durumum olsa ben ona hiçbir şey yaptırmam. Her şeyi ben kendim yaparım. Siz ne iş yapıyorsunuz? En son ben Tugay'da çalışıyordum. Pizzacıyım kendim. Ramazan güzel, pizzacı çok güzel bir meslek. Güzel yani, mesleğimi severek de yaptım zaten, yapıyorum. Ama bu olaylar iyice kafama takılınca ben hiçbir şey yapamıyorum. Allah Allah. Biz kızı çağıralım, gelsin mi buraya? Çağırayım mı? Çağırın. Buyurun, ben sizi baş başa bırakıyorum.
Ya bu durumlarda edecek laf bulamıyorum. Bence gidelim buradan beraber bir rakı içelim seninle. Peki neden gelmediğini öğrenebilir Gel miyiz? Gel bak dua. Ne diyor? Sebep ne? Son rakımız olsun, sonra işe güce başlayalım. Değil mi? İşe güce devam. Neden gelmedi? Bize de sebebini söylemedi. Yani ben bittiğini söyledim. Daha fazla konuşmak istemiyorum. O nedenlerini gayet iyi biliyor dedi. Sen biliyormuşsun nedenlerini. Ya neden sebepsiz? Gerçekten sebepsiz. Bahane uyduruyorlar resmen. Kız da gelmiyor şimdi ama. Ya dedim ya, artık benim için burası son nokta. Yani ben bugüne kadar yapacağımı yaptım. Şu ana kadar yapacağımı yaptım. Yani bundan sonrası kendisi bilir. Zuhal'cığım, bu kadar mı senin lafın? Maalesef bu kadar. Gönül isterdi ki daha fazla şey söyleyelim ya da Zülfiye Hanım gelip kendisi söylesin ama maalesef. Bu akşam rakıya. Yarın da işe güce. Hadi bir akışalım. Yarından cuma. Frank Capra, efendime söyleyeyim, eski Ertem Eğilmez filmleri ya da Hollywood'un 1950'lerde yaptığı melodramlar, hiçbir hikaye bununki kadar acı değil. Bir kız 47 senedir babasını arıyor. Ben kendisini, gelsin kendisi anlatsın. Elvan getirsin, bir alkışlayalım. Buyurun. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Daha hiçbir şey konuşmadan ağlamışsınız. Öyle üzgün müsünüz çok? Heyecandan öleceğim bugün. Hiç heyecanlanmayın. Ne olacak? Birazdan babanızı arıyorsunuz mu? Annenizi arıyorsunuz. Annem ölmüş. Anneniz ölmüş. Ben bebekken, 2 aylıkken. 2 aydan bu tarafa görmüyorum babamı. Siz 2 aylıkken kaybettiniz. Evet, annem kömürden zehirlenip ölüyor. Onu biliyorum. Anneannem getiriyor. Babam bir daha aramıyor beni. Öbür evlatlarınla birlikte, eşimle birlikte oturuyor. Sizi kızı olarak kabul etmiyor mu? Bilmiyorum ki nedenini. Hiç tanımadım. Bilmiyorum yani. Sizin varlığınızdan haberdar mı? Tabii ki. Bilmez mi? Siz hiç görüştünüz mü? Hiç bilmiyorum. Tanımıyorum. Hiç aradınız mı telefonla falan? Bilmiyorum. Olduğu yeri bilmiyorum. Sizler böyle program yaptıkça umutlandım. İnşallah olur yani. O kadarını bana çok görmez gelir. Beni ailem ona vermezdi zaten. Ben sadece yani bir küçücük sevgiye niye benden bunu esirgedi? Ben bunu öğrenmek istiyorum babam. Sadece baba demek istedim ben. Başka bir şey istemedim ondan. Öbür evlatlarına verip de sadece bana çok mu gördü? Ben bunun sebebini annemle severek evlenmişler. Severek beraber olmuşlar. Ben duyduklarımı anlatıyorum, bilmiyorum çünkü. Peki babanızı tanıyan hiçbir akrabanız yok muydu? Dayılarım, yengelerim tanıyorlar ama onlar da nerede olduğunu bilmiyorlar. Karayollarında çalıştığını biliyorlar sadece. Karayollarına gittiler yani, aradılar, buldular mı? Öyle bir bilgi vermediler. Hı hı. Sizin hayat hikayeniz çok enteresan. Bir kere anneniz duman zehirlenmesinden ölmüş. Kömürden zehirlendi, öldü diyor babam yani. Bu kadar biliyoruz. Ailem de bu kadar biliyor. Kimse araştırmamış ne şekilde öldüğünü. Peki annenizle şimdi şu anda buraya gelmesini istediğimiz babanız
evli değiller miydi? Onlar nikah... İmam nikahı imam. Sadece bekarım diye aldatıyor annem. Ben o şekilde biliyorum. Şimdi annenizle babanızın tanışması nasıl olmuş? Şimdi annem Ankara'ya gidiyor. Ankara'da hastanenin çamaşırhanesinde oraya işçi olarak giriyor. Orada çalışırken babamla tanışıyor. Tabii babam takip ediyor onu günlerce. Karakterini öğreniyor, duygusal olduğunu, hassas bir kişi olduğunu öğreniyor. Ondan sonra ailemle tanışacağım. Ben bekarım diyor. Götürüyor annesinin yanına. İşte ondan sonra artık kaderine boyun eğiyor annem. Tamam diyor. O şekilde yaşamaya karar veriyor onunla birlikte. Öbür ilk eşi nikahlı Eskişehir'de. Annem Ankara'da oturuyor. Vallahi böyle enteresan adamlar var. Yani iki tane evi var oluyor bu durumda. Sizden... Yani evet. Sizi de yapıyor, çocuk da doğuyor. Evet, ben dünyaya geliyorum. Allah Allah. Ve Arife'den bir hafta önce anneannemle beni gönderiyor annem. Bir hafta sonra da Arife günü, Kurban Bayramı Arife günü annem kömürden zehirlendi diye telgraf geliyor anneanneme. Anneannem de bir gün Antalya'ya gelmesi sürüyor, iki gün de Ankara'ya gitmesi sürüyor. Üç gün zaten defnedilmiş, o zaman gömülmüş annem zaten. Anneannem soğuk yüzünü de göremiyor annemi. Peki siz evlendiniz mi hiç? Yani sizin hayatınız nasıl geçti sonra? Benim hayatım, anneannem, dedem, tabii onlara anne baba diyorum. Çok iyi yetiştirdiler. O dedem rahmetli derdi ki, sadece yani benim çocuklarım nasıl, benim çocuğum nasıl, yani iyi mi diye bir telefon etse ben ona da razı olurum derdi babam rahmetli. Öyle söylerdi yani. Sadece ben baba demek istedim ona. Sadece babamın olduğunu bilmek istedim yani. Hayatta en kutsal şey anne baba. En kutsal şey, en güzel şey ama ben bunu tadamadım yani. Annem kayboldu zaten. Annemin ne şekilde olduğunu, mezarını bana gösterebilirdi. Kızım annen mezarı bu bak, ziyaret etmek istersen diye. Anlatabilirdi. Sadece bana annemi anlatmasını isterdim. Ben ona yük olmazdım. Beni ailem besliyor. Ailem benim iyi yani durumu. Onlara verecek bir fazla evladı yok ki. Sadece ben babam olduğunu bileyim. O sevgisini, o sıcaklığı hissedeyim yeterdi bana. Bunu da çok görmemesi lazımdı. Bu kadarı yeterdi bana. Hala inanmış değilim gerçekten. Babam var mı? Ben baba kendi kendime baba diyorum. Gerçekten babam var mı benim? Babam var mı diyorum kendi kendime. Ben de baba diyecek bir babam var mı gerçekten diyorum. Yani inanamıyorum. Var efendim, var. Dedik mi biz babaya? Üzülmeyin, üzülmeyin. Ben de çok üzüldüm. Şimdi birazdan gözyaşlarınız herhalde burada bitecek. Öf. Biz babaya gittiysek bir görebilir miyiz? Baba nerede, ne yapıyor? Eskişehir'deyiz. Bize başvuruda bulunan Nesrin Çağlar, 47 yıldır hiç görmediği babası Celalettin Doruk Bey'i görmek istiyor. Biz şu an Celalettin Bey'in evini bulduk. Birazdan kapısını çalıp çiçeklerini kendisine vereceğiz. Celalettin Bey'i arıyoruz biz. Burada mı? Peki. Duruyor dedi, saraymış. Şimdi Metin'den geleceğim.
İyi günler teyzeciğim. Günaydın. Neymiş öyle? Celalettin Bey'i arıyoruz biz. Celalettin Bey'i arıyoruz. Ne olacakmış? Güzel bir haberimiz var kendisine. Nasıl bir habermiş öyle? Bir görebilir miyim kendisini? Görün ama ne olacak yani? Bir göreyim kendisine söyleyeyim. Allah. İyi günler Celalettin Bey. Celalettin Doruk değil mi efendim? Dur. Celalettin Bey bu. İnsan babasını görünce, resmini görünce böyle bir his oluyor demek ki. İlk defa değil mi efendim? Evet, bilmiyorum, tanımıyorum. Hiç görmedim. Fotoğrafı da yok bende hiç. Bakalım ne diyecek sizinle ilgili haberi aldığı zaman. Bir devam et bakalım. Lütfen baba. Bu çiçekler sizin için. Hayırdır şöyle. Kimin gönderdiğini tahmin edebiliyor musunuz? Hayır. Kim? Dona abi, alma bakalım neyin nesi. Çiçek getirdik efendim. Dur bakalım ama neyin nesi. Bir, söyle bakalım, bizim bir kimsemde yok ki öyle gönderecek yavrum. Buyurun. Kim göndermiş olabilir? Hiç kimse. Hiç kimsemiz yok. Hayır söylesin bakalım, bilmiyorum. Nesrin Hanım gönderdi. Nesrin kimmiş? Hiç öyle bir Nesrin tanıdığımız yok yavrum bizim. Nesrin tanıdığımız. Kızınız. Kızımız yok. Kızımız Nesrin hiç yok. Nebahat var. Yanlış olabilir. Sebahat var. Çok yazık babacığım. Çok yanlıyor yazık. Diye amcana mı kal? Olsun. Yok benim. Çiçek ama de bizim yani bir şeyimiz yok. Dur. Bizim işimiz yok yani. Dur. Baba biliyor, hatırlamak mı istemiyor yoksa hanımdan mı korkuyor acaba? Zaten korkmasa yani beni arardı Sinan Bey. Bilmiyorum yani aile durumunu. Ben ilk defa görüyorum. Ona sadece bir sefer baba diye sarılmak isterdim. Sadece bir sefer, ondan sonra görmesin beni. Durun üzülmeyin. Şimdi biraz daha devam et bakayım. Devam et, siz üzülmeyin. Bizim işimiz yok yani. O bakın özür dilerim. 47 yaşında bir kızınız olamaz mı? Hiç, yok yani. Hiç. Yok. Benim kızım gurbette yavrum. Burada bile değil. Hepsi İsviçre'de, birisi Ankara'da. Antalya'da bir kızınız olamaz yok, mı? Hayır, hiç. Yok yani. Ne yapalım şimdi? Bir adam ben kızım yok deyince ne yapacaksın? Biz de sevinir diye düşündük. Hı? Ne yapalım? Zuhal, kim var içeride? Ha, kapıya bakalım gelecek mi? Belki gelmiştir. Bakın belki de şimdi hiç beklemediğiniz bir şey olacak. Vallahi ben de bilmiyorum. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Bir çağıralım gelsin baba buraya yıllar sonra ha. Şuraya bakın efendim, babanız belki gelecek, belki sarılacaksınız. Buyurun. İnşallah.
ederim babacığım. Teşekkür ederim. Bu mutluluğu bana verdiğin için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ağlama. Ağlama. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol babacığım. Çok mutlu ettin beni. Ben de mutlu oldum. Teşekkür ederim. Ben de mutlu oldum canım. Allah razı olsun. Sağ ol canım. Sen de sağ ol. Ağla. Ağlama. Ağlama. Neredeydin babacığım? Neredeydin? Buradaydım ya. Buradaydım ya. Neden aramadın hiç? İşte arayamadım yavrum. Vazife işte. Vazife. Ölümler geldi. Bilmem neler geldi işte. Arayamadım yavrum. Ya siz bu kızı hatırlamadınız ya, bizim burada yüreğimiz yani birden yandı. Yani hani nereden bu kız diyorsunuz? Bunu unuttunuz, bir ara Antalya'ya gitmişsiniz, bir kızı yapmışsınız orada. Bir ara uğradınız ya Antalya'ya, hatırlıyor musunuz o zamanları? Hatırlıyorum. Bir anlatın, nasıl oldu, bunun annesi nasıl bir şeydi, ne yaşadınız? Vallahi efendim işte yaşamamız işte baş başa. Tanıştık aile annesiyle, tanıştık, evlendik. Ne diyeyim başka? Ya işte bir baba var, bak bir baba var. Allah Allah. Kendi gözlerime inanamıyorum yani, kendim bu duruma inanamıyorum. 47 sene sonra. 47 sene sonra ya. Babayla buluştuk. Bırakma elini, bırakma elini, bırakma. Yat yanına gel, yanına gel. Şimdi insanın bu yaşta kızı da çok ilginç oluyor. Allah efendim, bir alkış yok. Evet. Elvan gel yanıma bakayım, gel. Bu güzel hatırayı ben de şöyle bir gireyim. Beni de çek, bizi de çek şöyle. Çek çek, güzel yakın plan çek bizi. Şimdi programımızda yeni bir uygulama yapıyoruz. Efendim biz size Yalçınlar'dan böyle bir anı... Ah, sağ ol, sağ ol. Nasıl bir şey baba sahibi olmak? Şu Sinan Çetin'i görüyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki, sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Hadi mutluluğunuzu kendi aranızda paylaşın, bize göstermeyin. Buyurun. İnanamayacaksınız şimdi anlatacağım vakaya. İnanamayacaksınız. Delikanlıyla genç kızımız bir aşk. Hadi diyorlar evlenelim. Tamam diyorlar, hadi İzmit'te nikah kıyalım. Bakın şimdi İzmit'te nikah dairesinde bekliyorlar. Gelin geldi, gelecek. 10 dakika geç kalıyor. 20 dakika geç kalıyor. Nikah memuru diyor ki kardeşim hadi ben iftarımı bozacağım hadi. Gelin 3.30'daki randevuya gelmiyor. Nikah memuru diyor, hadi ben gidiyorum kardeşim. Nikah memuru gidiyor. Damat sinir içinde, nikah memuru gidiyor, içeriye gelin annesiyle beraber geliyor, bütün ailesiyle beraber. Neredesiniz ya, insan düğünde geç kalır mı diyor haklı olarak damat. Ya kusura bakma İzmit işte İstanbul trafik bildiğiniz gibi diye geç kaldık. Sizin de diyor damatlar tabii biraz şey olur. Damat ağzına gelini söylüyor, küsüyorlar. Birazdan bize damat mı gelecek yoksa damat gelecek? Bir mesajı var, dinleyelim, sonra hikayeye devam edelim.
Merhaba Gonca. Seni ve aileni çok kırdım Gonca. Bunun farkındayım. Seni seviyorum. Biliyorum ki sen de beni seviyorsun. Yoksa 3 senedir benim hatalarıma, yanlışlarıma katlanıp beni çekmezdin Gonca. Bugün ben bütün hatalarımın farkına vardım. Senden burada herkesin önünde özür diliyorum Gonca. Son kez beni affetmeni istiyorum. Bir daha hiçbirisi olmayacak bunların. Tek isteğim seninle evlenip mutlu bir yuva kurmak. Tek isteğim bu Gonca. Seni çok seviyorum. Şimdi ben beyefendiyi çok merak ettim. Benim de kulaklarım onun gibidir. O yüzden ben böyle saçı kapatıyorum. Yani çaktırmamaya çalışıyorum ki hani kulak hani çıkmasın diye. Fakat arkadaşımızda kompleks sıfır. Bir alkışlayalım gelsin efendim. Bir kere bu kulaktan dolayı tebrik ederim. Benim elimde değil. Yok samimi söylüyorum yani kompleks sıfır. Hani kulak iyice çıksın diye yukarıdan da alıyorsun. Tebrik ederim. Mr. Spock alt etmiş. Tebrik ederim. Vallahi ben çok beğendim. İzmit'teki randevuya geç geldi. Evet Sami. Bir saat mi geç geldi? Yok 3.30'da gitti nikah memuru. Belediye başkanının iftar yemeği var dedi. Normalde 4'te gitmeler lazım. Evet. 3.30'da gitti. Ben fazla dengeli olamadım onu. Gitti kapısına gitti. İndik aşağıda biz beklerken otobüsten bunlar indi. Ben gitmeye de ondan gelmesi bir oldu. Allah Allah. Nikah memuru acele etmeseydi yer bu kadar çok kıyamet olmuyor. 5 veya 10 dakika yani. O ne nikah memuru? Şu an biz evliydik yani. Nikah memuru yüzünden. Ama hatalıyım. Onu biliyorum en azından. Ne hatan var senin? Çenemi tutamadım Sinan Bey en başta. Ne dedin sen en sonunda? Çenem yüzünden geldi başıma bunlar. Çeneyi bir göreyim ne dedi? Ben kulaktan geldi zannediyordum. Yok. Çeneden olmuş evet. Nikah memuruna kızgındığımı aslında onlardan çıkarttım yani. Ben bunu sonradan anlıyorum. Onlar gelene kadar doldum ben orada. E tabi bir insan 5 dakika bile geç kalsa sinirlenir. Kaldı ki sinirler. Nikah yani. İşi biteceğim o zaman.
bir şey yapmamış şu an ya. Yani biz de bazen büyüğümüz falan. Biz yaparız öyle şeyler ya. İşte bu program bir tek var yani şu an benim şansım. Bizim programdan 5-6 tane daha yapılıyormuş ya. Fakat onlar beceremiyorlar mı acaba, biz daha çok tutuluyoruz? Öyle mi acaba? Biz bir revaçtayız yani. Efendim şimdi biz gittik hanımefendiye. Durumu sorduk yani, siz bu kafaya terlik vurduğunuz çocuğu istiyor musunuz diye. Hem terliği vuruyorsunuz hem hala istiyor musunuz diye. Haklı aslında. Ne dediler biliyor musunuz? Bir görelim onu. İyi akşamlar efendim. Şu an Cerrahpaşa'dayız. Bize başvuruda bulunan Halim Demirel, 20 gündür ayrı olduğu nişanlısı Gonca Hanım'la tekrar bir araya gelmek istiyor. Biz şu an Gonca Hanım'ın yaşadığı evi bulduk. Az sonra gidip kapısını çalacağız ve kendisine nişanlısından gelen mesajını izleteceğiz. Terli yediğimiz kapı burası mı? Gebze'de yedim ben terli. Bu İstanbul'daki yerler. Sen hem İstanbul'a gidip terlik yiyorsun hem burada mı? İstanbul'a terlik yemedim. Ha, orada ne zaman gitsem Allah razı olsun. Burası baş tacı annesi çok güzel bakıyordu bana yani. İyiydik yani. İstanbul'da evlenseydin ya o zaman. Niye gidiyorsun? Ben İzmit'te? İşte yani düşüncesiz. İzmit nereden benim çıktı ya? Benim ısrarlarım Sinan Bey. Bir dakika yani. Bir şey soracağım. İzmit'te niye evlenmeye karar verdin? Burada zor oluyordu işlemler. Orası ufak yer ya. Bir günde ben bütün evraklarımı hazırladım. Gonca burada bir hafta uğraştı. Ben orada bir günde yaptım evraklarımı. Las Vegas sendromu denir buna. Şimdi millet çabuk evlenmek isteyince bak Las Vegas'ta da öyle. Bir de bitsin dediğimiz gibi. Yani artık bitirelim dedik bu işi. Arife günü bayram gelmeden bu iş bitsin dedik yani. O da karar verdi, ben de. Bak acele işe şeytan karışır. Öyle oldu. Ya insan her şeyi acele yapar, evlenmeyi yapamaz. Ama bu olay birçok şeye de yani sebep oldu Sinan Bey. Yani aklımı başıma getirdi, ne bileyim. Onun değerini daha çok anladım. Sevdim, daha çok anladım onu. Yani, gerçekler öyledir hocam. Ayrılınca anlarlar. Bir şey olacak yani Sinan Bey. Yoksa... Nişan yani, yüzüğü mü o yüzük? Bu söz yüzüğümüz. Nişan yapmadınız mı? Direkt nikah koyacaktık. Ondan sonra. Nikah giderken yolda bu kızı aldım. Allah Allah. Aç bakayım şu kapıyı, ne oluyor? Anahtarım yok. Bir dakika. Gonca. Dur. Bekliyorum. Dur. Gonca'nın sesi. Gonca'nın sesi mi? Anahtarı yokmuş. Kilitlemişler kapıyı. Kapıyı üstüne mi kilitlemişler? Gece gittiniz herhalde. Bilmiyorum. Geceyse. Kapıyı kilitlerler. Geceyse. Anahtarla mı açılıyor kapı ya? İçeriden kilitlemişlerdir Sinan Bey herhalde. Normal diyorsun yani. Kaynana onu içeri tıkmasın. O kadar sanmıyorum. Çalışıyor çünkü yani. İşe gidip geliyor. Evet, tamam yani kaynanayı öyle bir anlatayım, kafaya terlik adamı içeri tutma. Hayır, onu haklı olarak yaptı. Ben onu kötülemek için yapmadım ki. Tamam. Aç bak, devam et. Rahatlasa bir daha vursun keşke. Abi kaynanayı merak ettim ya, vallahi. Ya bir affetsin beni yeter ki. Evet. Merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. Ne oldu, iyi akşamlar. Annesi. Burada mı duruyorsunuz? Evet. Dur. Aa, dediğiniz gibi. Terliği vuran bu mu? Şu şey... Annem. Çevir bakayım şu kaynanayı bir göreyim bakayım. Aslında çok iyi bir insan ya. İyi bir insan mı? Birçok şey yapmaya çalıştı, ben hep anlamazdan geldim. Gonca Hanım evde mi? Evet. Bir çağırabilir misiniz? Anahtarı yokmuş galiba. Evet. Ha, size mi telefonu açtı? Evet. Hayır. Hayır ola. Hayır. İşte dur. Kızı içeri tıkmış işte. Ben anlayamadım burayı. Ya sayın seyirciler, anahtarım yok diye içeriden gelmedi mi ses? Evet. Kadın işte kaynana tıkmış. Yanlış mı görüyoruz? Bunda başka bir şey var mutlaka yani. Öyle bir şey imkansız. He? Ya uyuyordu Gonca, erken uyuyordu. Gonca 8'de uyuyor, 9'da uyuyor. Uyudu herhalde o. He. Annem üst kata veya sağa sola gittiyse kapıyı kilitlemiştir. Tam başka türlü olamaz. Ya yani bir zulüm yok yani. İmkansız. Yoksa ya. Hanımefendi çok şeker. Bakalım tatlı bir insan. Hani insana güzel terlik vurur bu. Vursun ya. Güzel, vursun. Güzel vurur. Yine vursun Sinan Bey ya. Evet. Bir de bana vursun. Öyle bir anlatıyorsun ki bir de bana vursun istiyor. İnsan hani... Hak ya, ettim ama Sinan Bey ben teyze, yani. Teyze rica edeceğim. Bir terlik de bana rica edeceğim. Hak ettim ya. Hak ettim diyorsun. Peki devam et. Evet. Siz çağırabilir misiniz? Evet. Gonca Hanım iyi akşamlar. Uykudan kalkmış. Aa, yoncamız çok güzelmiş.
İnsan Yonca'ya ağlar yani. Gonca. Gonca. Gonca işte Yonca, Gonca. Ama uykudan kalkmış. Ama demek ki sen hep uyku halinde bununla dolaş. Yani uyku yakışıyor kıza. 8'de uyuyor, 7.30'da uyuyor işten geldim bir de. O diyor akşam akşam. Erkenden. Nasıl 7.30'da uyuyor, 12 saat mi uyuyor günde? Ciddi diyor. Ya akşam işten geliyor mesela ya. Ama bütün gün yoğun, bankada çalışıyor. Evet, duruyor. Devam edelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz Kanal D Film Gibi programından geliyoruz. Evet. Bir mesaj getirmiştik size. Kimden geldiğini tahmin ediyor musunuz? Halim. Efendim? Halim. Evet. Peki bu niye böyle şey yap? İzliyor musunuz programımızı Film Hala Gibi, Sinan Çetin'i? Vallahi bilmiyorum. Hala Sinan Çetin'i Film Gibi izlemiyor musunuz? İzlemiyorum. İzlemek ister misiniz Gonca Hanım mesajımızı? Kaynana ne dedi anlamadım ya. Niye böyle bir şey yapmış dedi herhalde. Ne yapabilirim peki ama? Gidebilsem oraya cesaretim olsa ben gideceğim. Merhaba Gonca. Seni ve aileni çok kırdım Gonca. Bunun farkındayım. Seni seviyorum. Biliyorum ki sen de beni seviyorsun. Yoksa 3 senedir benim hatalarıma, yanlışlarıma katlanıp beni çekmezdin Gonca. Bugün ben bütün hatalarımın farkına vardım. Senden burada herkesin önünde özür diliyorum Gonca. Son kez beni affetmeni istiyorum. Bir daha hiçbirisi olmayacak bunların. Tek isteğim seninle evlenip mutlu bir yuva kurmak. Tek isteğim bu.